Sert. Sert doğru cevap. Çok basit. Konser. Konser doğru cevap. Bir de yürütme. Ne? Yürütme. Yürütme doğru cevap. Başı tutmak. Başı tutmak doğru cevap. Hanımlar beyler, hafta finalinin son yarışmacısı Yasemin Hanım'la beraberiz. Tekrar merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? İyi, bir değişiklik yok. Ben tahmin kızlarımla aynen, koşturmaya devam. Çok güzel. Peki bir tedirginliğiniz var mı? Var. Gerçekten. Vallahi patlayacağım gibi geliyor. Yasemin Hanım, bu Yiğit Bey'in ne gözü varmış. Ben böyle bir şey görmedim. Umarım ama olmaz. Vallahi olacak işte. Korkuttu yani, bilmiyorum beni ama. Beni bile korkuttu. İnşallah yani. Benimle ilgili bir şey demiyordu. Başıma iş gelirse vallahi başına iş açarım onun. Bilmiyorum, korktum ama korkmayın, bakacağız. Korkmayın, korkmayın. Vallahi heyecanı yenemedim şu an yani. Durun bakalım ya, belki hallederiz. Sakinleşirim yavaş yavaş herhalde. Başlayalım mı? Size iyi geliyor yarışma. Olur. Tamam. Olur, olur. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Süleyman isminin halk ağzında kısaltılmış Sülo şekli. Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. İyi ki sizinki üç harfli kısaltılıyormuş. Hayır, peki siz Sülo dediniz mi kimseye? Yok. Zaten demedim. Süleyman diye tanıdığım da yok. Evet, Sülo. Yok. Evet. Berbat bir seçim. İnşallah hiçbir Süleyman'ın adını Sülo demiyorsunuzdur. Sevgili Sülo severler. Efendim, dört harflerle devam ediyoruz. İkinci dört harfli kelimemiz. Bakalım nasıl sorduk. Bir iş veya sözde doğru biçim. Şey gelmiyor aklıma. Bir iş veya sözde doğru biçim. Bir iş veya sözle doğru biçim. İşin doğrusu. İşin nokta noktası. Püf noktası değil. Değil. Harf alayım. Alın. Alın efendim. Gerçeklik. Aa. Bir harf daha alın. Evet, alayım. Aldık. Çıkmayacak, çıkmayacak yani. Çıkmayacak. Evet. Esas. Esas doğru cevap. Evet, ama doğru yerde harf aldınız. Evet, İkinci kelimelerde patladık biliyorsunuz. Efendim, beş harflilerdeyiz şu an. Tek kelime bir cevap istiyoruz sizden şu soruya. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Basit düşünün. Çok basit göre düşünün. Hay. Nereye gittiniz bilmiyorum. Çok basit düşünün. Mesela bir yerdesiniz. Davranışlarınıza yön veren, uyulması gereken ilkeler kural var. Kural. Buyurun. Kural. Kural doğru cevap. En kötü Ahmet diyecektim yani. Herhalde kuralı bilirdiniz. B harflerle devam ediyoruz. Daha çok yöresel ağızlarda kullanılan ama bilinen bir sözcük diye umut ediyoruz sevgili izleyenler. Bakalım soruya. Halk arasında kaburga altı boşlukları için kullanılan bir sözcük. Mide değil, boşluk, dalak orası değil. Değil, halk ağzında kullanılıyormuş gibi. Böğür. Böğür doğru cevap. Halk ağzı deyince çözüldü. Efendim, alt harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Gelsin bakalım sorusu. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş hayvan veya bitki. Çeşit. Gibi bir şey. Yani iki başka türden. Melez. Değil. İşte ona başka bir şey diyoruz. Harf alayım. Fransızca kökenli harf verdik. İ. Otomobiller var böyle. Modifiye. Değil. Yok. Hayır. Yeni çıktı. Yani yeni son bir... Ne? Elektrik. Aynı zamanda başka yakıtla da çalışıyorsa güzel bir şey diyoruz ona. Elektrik. Hem elektrik. Hibrit. Hibrit doğru cevap. Çok çok hoştu. İnlemez. Hibrit. Şey zorla çıkıyor. Ama çıksın da nasıl çıkıyorsa çıksın efendim. Alt harflerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Adını üretildiği bölgeden ve o bölgeye has bir keçiden alan ince sık bir tür yün. O değil. Harf alayım. Harf verelim. Hindistan'daki bir kentten alıyor ismini. Çok sıcak tutar.
Çok da pahalı da bir şeydir. Bir harf daha alayım mı? Oğlum tabii. Alayım bir harf daha. Bir harf daha aldık. Yok, Kaşmir. Kaşmir doğru cevap. Yasemin Hanım 7 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi geliyor şimdi. Bakalım hangi soruyla geliyor. Mecazen bir kimsenin, olayın veya durumun en hassas noktası can, anlamına gelen söz ne? Can... Hayır. Can alıcı diyecektim. Hayır. Kimsenin olayın veya durumun en... Bir kimsenin, olayın veya durumun en hassas noktası. Bak benim nokta noktama... İnce çizgi. Basma. Can, damarıma. Hayır. Damarıma basmaz. Değil. Sinirime... Hayır. Dokunma. Bak benim nokta noktam kopmasın. Kırmızı çizgi. Hayır. Kopmasın. Evet. Sazlarda bağlarım. Olur bu. Bağlarım. Hayır. Harf alayım. Harf alın. Benim. İki kelime. Böyle televizyon programı vardı bu isimde. Harf alayım. Sazda ne olur efendim? Tel. Heh. Bam teli. Bam teli doğru cevap. Yani... Dedim ama. Zorladı bir de gerildim beklemekten de. Şimdi 3100 puan çok iyi bir puan da. 52 saniyeyi ne yapacağım? Çok düşündüm, çok gitti. Bayağı düşündüm. Problem çünkü. Değil ama şu an bunu daha sıkı kullanmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha... Asılayım. Evet, size zahmet. Bakıyorum şöyle. Ben de bakayım. Size de göster, siz de buna bakın. aslında halledersiniz bence. Yani hallederim de. Harfe ihtiyacınız olmayabilir. Ben iyi değilim, beni buradan alın. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Tek kelime, başka da bir şey yok. Gelsin. Arapça kökenli muamma sözünün Türkçe karşılığı. Belirsiz. Hayır ama öyle bir şey. Daha tatlı bir şey. Muamma yani. Belirsiz. Belirsizse nedir? Belirgindir. Belirsizse. Belirsizse belirgin midir efendim? Belirsiz. Değildir. Değil. Yani hakkında... Bilinmeyen. Bilinmez bir yol. Gibi bir şey. Sorarız birbirimize bunu. Birbirimize ne sorarız efendim? Soru. Hayır. Küçükken bir şey sorarız ya. Nedir? Ay yine şarkı. Bir nokta noktam kuyruğu var. At değil, bilmem nesi var, bilmem ne değil. Bu nedir? Bilmece. Yasemin Hanım, siz de şu an inanamıyorum ya. Ama zaten çıkmadı yani. Çok zorladım ama bu sefer gerçekten çıkmadı. Gerçekten inanılmaz. Bakın bu kısmettir. Yok vallahi. Bu başka bir şey değil. Yani. Gerçekten öyle. Ama, bazen de çıkmıyor yani gerçekten. Evet. 6 tane daha sorumuz var ama. Of. Burada, tabii. Çok ya, varmış. Of, kusura bakmayacaksınız. Patlamayacaktınız. Bilseydiniz bana ne. Burada bu soruları kime soracağım? Hazırlanmış o kadar. 8 harfli efendim. Batı kökenli bir sıfat bilmenizi icap ediyor. Şu soruyla. Dolaylı anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Dolambaçlı. Değil. Fransızca kökenli. Dolaylı yani... Dolaysız. Dümdüz. Dolaylı. Dönemeçli. Dolan... Harf alsınız da ya. Harf alayım. Harf alalım. Hakikaten alayım. Evet. Bir tane daha alayım. Bir tane dolaylı. Daha alayım. Oh. Dolaylı. Yani... Direkt değil. Evet. Direkt. Nasıl? Dolaysız olsa direkt. İndirekt. Endirekt. Endirekt. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Ünlü isimlerin daha çok da yazar ve çizerlerin takipçileriyle buluştuğu bir etkinlik. Seminer, kongre... Değil. Yazar, çizerler ya. İmza günü. İmza günü doğru cevap. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. 9 harfli. Gelsin soru. Süre gitmesin. Bunu bileceksiniz. Harran'a özgü konik kubbeli mimari örneği olan evlerin bir böcek yuvasından doğan adı. Karınca yuvası. Hayır. Başka bir. Arı kovanı. Arı kovanı doğru cevap. Siz bana inanmadınız da. Efendim yine 9 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. 3 saniye. Basın onu hemen. Aynen. Mecazen yeniden güçlenmek, kalkınmak anlamında kullanılan söz. Ayaklanmak, ayağa kalkmak. Böyle bir... Sirkelenmek, kendine gelmek. Daha basit düşünün.
Böyleyken böyle olmak. Uyanmak, kalkmak, dikilmek. Gibi bir şey. Dikilmek. Ayağa kalkmak. Böyle eğilmek değil. Dikilmek. Dikilmek demeyin. Dikilmek. Bir böyle iki çizgiyi birleştirdiğimizde olan şey nedir? Doğrulmak. Doğrulmak doğru cevap. Vay be. Efendim 10 harfler, hırs yaptım bu alınacak bir tür şeyler. Efendim 10 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Eski ama bilinen bir sözcük. Gelsin sorusu. Haksızlığa veya zarara uğrama durumu. Mağduriyet. Mağduriyet doğru cevap. Efendim 10 harfli ve son sorumuz gelecek. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir söz dizisi. Gelsin soru. Geçmiş ve geleceği düşünmeden içinde bulunulan zamanı hissetmeye ve farkında olmaya çalışmak. Anı yaşamak. Anı yaşamak doğru cevap. İşte şimdi üzülebilirsiniz. Çok üzüldüm. Gerçekten. Demek ki ben daha çok harflerde iyiymişim. Hayır yani orada dikkatiniz öyle bir dağıldı ki sizin ilk yarıda, ilk 7 soruda o stres sizi bitirdi. Gerçekten çok stresli. Ve bilmeceyi, yani bilmeceyi bilseniz şu an... Çocuğun sorduğu ne olur başka, evet, değil mi? Yani işte yok, olmadı. Kısmet işte. Olmaz. Tamamen kısmet. Ama harika yarıştınız. Belki yine katılırsınız. Tekrar görüşürüz. Tamam, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Yasemin Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve hafta birincimizi yanımıza alıyoruz.